arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar yemek falan tarifi vermeyeceğim. Canımız poğaça istedi. Poğaça yapacağız arkadaşlar. Böyle yaz günlerinde otururken insan birdenbire bir şeyler canı istiyor. Çayın yanında yemek için biz de poğaça yapalım dedik. Poğaçamızda leğenimin içine bir tatlı kaşığı şeker koydum. Bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Şöyle yakından getir kızım. Şöyle 3 tane yumurtam var. Yumurtanın bir tanesini tüm kırıyorum içine. Diğerinin akını içine, sarısını üzerine kıracağım. Şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle. Burada kırılmadı. Yine akını içine, sarısını da dışına şöyle aktarıyoruz. Şöyle yarımdan fazla biraz yoğurdum var. Yoğurt yumuşak düşürüyor. Benim hoşuma gidiyor. Bir bardak sütüm var. Süt biraz daha ekleyeceğim. Su bardağından biraz büyük sıvı yağım var. Kuru olmasın diye. Bir bardak ılık suyum var. Şöyle. Süt yarım daha ekleyeceğim. Biraz hamurumuz fazla olsun diye. Şöyle. En sona bir tane mayamız kaldı. Mayamızı da bir paket döküyoruz. Bunların hepsini bir şöyle karıştırıyorum. Şöyle. Bu da elimden kayıyor. Elim ıslak ya. Ununu göz kararı koyuyorum. Çünkü malzemesinin çokluğuna, hani sıvısının çokluğuna göre bağlı. Çok az olacak. Bu takılıyor. İyice elimle harmanlıyorum. Hepsi birbirine karışsın diye. Yoğurt olduğu zaman arkadaşlar, hani ılık olduğu zaman mayalanması daha çabuk oluyor. Ekşiyor çünkü ılık su koyduğunuzda, ılık süt koyduğunuzda. Arkadaşlar bayağı un koydum içine şimdi. Biraz daha ekeli az az koyarak, hani birden
katmıyorum ki içine katılı olmasın diye hamurumuz. Yumuşak bir hamur olsun ki poğaçamız da güzel bir poğaça olsun. Kıvamı tam olsun. Bir bardak kadar daha alır hamuru. Un. Şöyle kenarlarını da sıyırıyorum ki. Biraz yağı bol olursa arkadaşlar daha güzel oluyor poğaçanın hamurunda. Yağı biraz fazla olursa çok güzel oluyor aslında. Buna ben margarin de eritip koyuyorum. Hani oda sıcaklığında veyahut da normal eritip koyuyorum. O da güzel oluyor. Şöyle bir yumuşak, ele yapışmayacak şekilde bir hamur elde etmemiz lazım. Havalar sıcak olduğundan hiçbir şey yapılmıyor. Çok sıcak, aşırı derecede, hele burası ayrı bir sıcak. Her yeri bilmiyorum ama burası daha bir sıcak. Adana acayip sıcak. Ne oturuluyor, ne yatılıyor, ne bir şeyler yeniyor, ne bir şeyler içiliyor. Habire su içiyoruz. Klimanın karşısında oturuyoruz akşama kadar. İnşallah bayramda bir şey olmazsa Allah'tan Maraş'a gidersek orada rahat ederiz. Orası buz gibi serin. Hamurumuz oldu. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağız arkadaşlar. Şöyle bir 10-15 dakika mayalansın. 10-15 dakika mayalandıktan sonrasında bir de tepsi mayası olacak. Tepside de mayalandığı zaman daha bir güzel oluyor arkadaşlar. Onun için biraz da tepside bekleteceğim, mayalandıracağım. Ondan sonra fırına süreceğiz. Şimdi bunu mayalanmaya bırakalım. Yapımında tekrar görüşelim. Arkadaşlar hamurumuz çok güzel mayalanmış. Bakın mis gibi olmuş. Gayet de güzel kabarmış. Şöyle göstereyim sizlere, bakın. Mayalandığı şeyi de göstereyim. Tepsilerimi biz buraya hazırladık. Şimdi içine yağlı kağıt koyacağız. Ondan sonrasında peynirimiz var burada. Yumurta sarısı var burada. Hazırladık. Şimdi poğaçalarımızı yaparken sizlerle beraber paylaşacağız. Arkadaşlar hamurumuzdan şöyle ceviz büyüklüğünde alıyorum güzelce. Elimde açıp şöyle içine peynirden hemen bir parça koyup şöyle kapatıyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İster yuvarlak, isterseniz böyle D şeklinde, isterseniz daha farklı şekilde yapabilirsiniz. Hamurumuz çok güzel olmuş. Mayası çok güzel gelmiş. Şöyle yapıp tepsiye diziyorum güzelce. Şöyle biraz da tepside mayalanacak çünkü.
isterseniz boş da yapabilirsiniz. İsterseniz zeytin koyabilirsiniz. İsterseniz illaki peynir konulacak diye bir şey yok. Patates koyabilirsiniz. Patatesi haşlayıp da koyabilirsiniz. Başka ne bileyim ne onun adı haşhaş koyabilirsiniz içine. Mesela kahverengi haşhaşlar var çörekler için. Onunla mesela koyup içine öyle de yapabilirsiniz. O da güzel oluyor. Haşhaş benim hoşuma gidiyor. Tam bilmiyorum ama belki bir tepsisini haşhaşlı yapabilirim. Güzel oluyor o da. O da aynı böyle poğaçanın şeyi gibi. Hamuru böyle oluyor. İçine haşhaş. Haşhaşı marketten alıyorum. İçine kimi tahin koyuyor, kimisi sıvı yağ koyuyor. Ondan sonra karıştırıp böyle içine koyuyor hamuru açıp. Hamuru ama bayağı açıyor. Açıyor şerit şeklinde şöyle. Bizim makaramız var ya hani. Ondan kesiyor güzelce. Ondan sonra orada içine şöyle yayıyor sürüp kapatıyor. Teşekkürler alacağım. Alacağım. Bunu mesela arttığı zaman arkadaşlar güzelce ister dolap poşetine koyun, ister saklama kabınız varsa saklama kabına koyup dondurucuya atın. Mesela bir misafiriniz geldiği zaman güzelce çıkart. Mikrodalganız varsa mikrodalgada, eğer yoksa mikrodalganız önceden çıkartıp tepsiye dizip şöyle güzelce hafif ılık fırında, fırının sıcaklığında buzu çözülür. Kendine gelir o zaman. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Aniden gelen misafirler için. Şöyle çayınız demlenene kadar poğaçanız da hazır olmuş olur. Peynir bunun içinde eridiği zaman benim daha çok hoşuma gidiyor böyle. Hani ısırdığınız zaman veyahut da böldüğünüz zaman sünüyor. Öyle çok hoşuma gidiyor. Şimdi bu bir de tepsi mayası aldığı zaman daha bir güzel oluyor. Üzerine yumurta sarısı sürüp isterseniz çörek otu, küncü yani susam atabilirsiniz. İsterseniz atmayabilirsiniz. O tercihinize kalmış bir şey. Ben üzerinde seviyorum ama yerken çok dökülüyor. Çocuklar döküyor onun için bu aralar sürmüyorum üzerine. Bir tepsimiz hemen hemen bitti sayılır. İkinci tepsimize geçeceğiz. İkinci tepsimizi de dolduralım arkadaşlar. Eğer haşhaşlı yapacak olursam fikir değiştirip de size onun da nasıl yapıldığını gösteririm. Nasıl olduğunu gösteririm. Şu ilk önce bir tepsimizi tamamen dolduralım. Onu mayalanmaya bırakalım. Diğerini de birkaç tanesini haşhaşlı yapacağımızı da sizlerle nasıl olduğunu göstereceğim. Arkadaşlarım tepsi mayası da bayağı geldi. Tepsi mayası geldikten sonrasında üzerine şöyle yumurta sarılarını sürüyorum. Ben bir kısmını sürdüm. Bir kısmını süren bayağı bir kabardı çünkü. Fırını da açtık. 180 derecelik fırında, ısıtılmış fırında güzelce. O değil kızım. Beyaz, sade beyaz bu değil. Bu mavi haşhaş, öbürü kahverengi. Böyle güzelce üzerlerine yumurta sarısını sürüp 180 derecelik fırında pişireceğiz yumuşacık. Üstü, altı üstü kızarana kadar. Zaten kızardığı zaman belli oluyor.
Şöyle iyice. Şöyle hazırladık. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Diğerini, hamurum biraz arttı. Onu da güzelce haşhaşlı yapacağım arkadaşlar. O haşhaşlı içimde kaldı. Çok güzel oluyor. Onun diğerini de haşhaşlı yapacağım. Şimdi bunu fırına sürelim. Bu pişerken beraber kalan hamurumuz böyle. Hemen hemen bir tepsiye şöyle yayarım güzelce. Bunu da haşhaşlı yapalım. Zevk tat olarak çok güzel. Şimdi diğerini yaparken tekrar görüşelim arkadaşlar. Bunu fırına verelim. Tekrar haşhaşlı da buluşalım. Arkadaşlar, haşhaşlıyı da şöyle elimizle güzelce açıyoruz. Tepside açıyorum yerde yaptığım için. Şöyle şuradan şöyle bastırarak şöyle iki kere bastırıyorum. Masada olduğunda aslında rahat oluyor ama burada tam tepside olmuyor. Şöyle şu uç kısmına şöyle sürüyoruz. Güzelce şöyle kıvırıp şu şekli, bakın şöyle. Çok güzel oluyor arkadaşlar böyle. Ay şeklini veriyoruz. Çok az sıvı yağ koydum haşhaşımın içine. Böyle. Az sıvı yağ koydum. İyice karıştırdım böyle. Sonrasında poğaçalarımın içine koyuyorum. Aslında bunu bizim bir arkadaş var. O böyle oklavaya dolayarak yapıyor. O da güzel oluyor. İlk defa ben orada yemiştim. Çok güzeldi tadı. Çok hoşuma gitmişti. O sadece mayalı hamurdan yapıyor. İsterseniz komple de yayabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Şöyle bakın ay şeklinde. Haşhaşlıyı az yaptım. Belki bizim çocuklar sevmezler diyor. Onlar peynirliyi seviyorlar. Çünkü daha önce onlara yapmıştım. Sevmedilerdi. Ben seviyorum. Yap. Öyle bastır. Bir daha bastır. Şöyle iyice. Bakın böyle bu şekli alıyor. Şöyle alt kısmına gelecek. Birleşmiş yeri. Sadece bir kere mi yedin? Ben mi? Hı. Çok yedim. Ama onun yaptığı daha güzeldi. Beğenmeyeceğim gibi geliyor. Hı? Beğenmeyeceğim gibi hissediyorum. Bunu da A101'den aldım arkadaşlar. Soran olursa. A101'e gelmişti. Çok istiyordum ama bir türlü almak nasip olmamıştı. Tesadüfen A101'e gitmiştim. Eşimle beraber. Orada gördüm. Gayet de pratik. Elinizin altında. Şöyle şu şekilde. Son bir tane kaldı. 3, 6, 7, 8 tane çıktı.
İsterseniz dediğim gibi içine komple de yayabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Böyle de. Şöyle şu şekilde. Bunların da hemen üzerine yumurta sarısını sürüyoruz şöyle. Fırçamızı yumurtamıza bulayıp. Çayımız da hazır sayılır arkadaşlar. Demledik. Zeytin ezmesi de koyabilirsiniz eğer haşhaş sevmiyorsanız. Zeytin ezmesi de olur. Siyah zeytin ezmesi satılıyor. Ondan da koyabilirsiniz. Poğaçalarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları da pişirelim. Pişmiş halini hep beraber görelim. Arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Gayet de güzel oldu. Haşhaşlı poğaçamız burada. Şöyle göstereyim. Tabağa aldık bunu. Şöyle. Şöyle bir tanesinin hemen arasını açıyorum. Bakın. Çok güzel olmuş. Çok güzel de kızarmış. Üstü de kızarmış. İçi de çok güzel olmuş. Bunun tadı harika olacak. Buradan da hemen poğaçalarımıza bakalım. Şöyle sıcak ama biraz daha. Çünkü ilk sıcaklığı gitti. Öyle çıkarttım. Bakın. Bakın çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Bir tane de yuvarlaktan hemen açıyorum. Bakın. Yumuşacık. Çok güzel oldu. Poğaçalarımız bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük de burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.